Yönetim Kurulunda Kadın Derneği, şirketlerde yönetim kurullarında daha fazla kadının yer alması için çalışmalar yürütüyor. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ela Kulunyer bizimle birlikte. Ela Hanım aynı zamanda Doğuş Otomotiv İcra Kurulu üyesi ve aynı zamanda İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetiminden sorumlu genel müdür kendisi. Merhaba Ela Hanım, nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba Tülay Hanım, çok teşekkür ederim, çok iyiyim, sağ olun. Sizi de yakından tanıyalım istiyorum. Nerede, kaç yılında doğdunuz, eğitim ve kariyer hayatınız nasıl ilerledi ve tabii ki nasıl bir ailede, nasıl bir atmosferde büyüdünüz? Peki, çok teşekkür ederim. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için Tülay Hanım, gerçekten keyifle katılacağım bugün bu sohbete. 1961 yılında doğdum, epey eski özel. Doğuş tarihim, doğum tarihim diyeyim. Anne baba, bir abla ve bir erkek kardeşten oluşan küçük çekirdek bir ailenin ortanca çocuğuyum. Babam tıp doktoru ve üniversitede hocaydı. Annem ev hanımıydı. Lise hayatım Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde geçti. Sonrasında da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldum. Sonra çok hızlıca iş hayatına girdim. İsterseniz oraya da devam edeyim hızla. Çünkü mezuniyetimden 15 gün sonra tam 15. günde işe başladım. Bir gazete ilanıyla. Beymen yönetici yetiştirme programı diye bir ilan gördüm. Ve tabii hemen müracaat ettim. Akşamüstü görüşmeye çağırdılar aynı gün. Ve çok keyifli bir 6 aylık eğitim süresinden sonra Beymen'de Beyoğlu mağazası vardı o zamanlar. Şimdi yok o mağaza artık maalesef. Müdür yardımcısı olarak atandım ve ilk iş hayatıma böyle başladım. Yani perakende de, mağazacılıkta ve hazır giyim dediğim. 1985 sonrasında bir 15 yıl kadar Koç Grubu bünyesinde Ramdış Ticaret diye bir şirket var. Halen var ama o zaman dış ticaret sermaye şirketleri diye bir kavram vardı. Bütün küçük şirketler bu büyük şirketler üzerinden ihracat yaparlardı. Ram'ın da Koç grubunun da büyük önemli şirketlerinden biriydi. Orada çalışmaya başladım. 15 sene Rusya, Türkiye Cumhuriyetler, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası ülkelerine gıdadan tütüne, demir çeliğe kadar çok farklı ürünlerin satış ve ihracatı ile ilgili sorumluluklar aldım. Kısa bir sürede şirketin halkla ilişkiler sorumluluğunu da üstlendim. 1996'dan sonra hayat biraz değişti. O zaman ilk konuşulmaya başlanan insan kaynakları kelimeleri gündeme geldi aslında ve personelcilikten insan kaynaklarına geçiş dönemiydi. Grubumuz da bu konuda öncülük yaptı ve o dönem İnsan kaynaklarına geçiş yaptım ben de. Önce bu da bir proje olarak başladı ve 6 aylık hep birlikte içine girdiğimiz bir değişim dönüşüm projesinin sonrasında ben de insan kaynaklarına atandım. Koç topluluğunun o dönem dış ticaret grubu vardı. Gruplar halinde yönetiliyordu. Türkiye ve yurt dışı şirketlerinden sorumlu. Ondan sonrasında da belli bir süre orada çalıştıktan sonra da bu sefer yine Koç topluluğunun gıda ve perakende grubunda insan kaynaklarından tüm süreçlerinden sorumlu kişi olarak atandım. Böyle bir insan kaynakları geçmişim var. 2008'de ise tamamen bir kariyer değişikliği yaptım ve Doğuş grubuna geçtim. O tarihten bu yana da Doğuş Otomotiv grubunda demin bahsettiğiniz gibi insan kaynakları, süreç yönetimi yani biraz kalite konusu diyelim. Teknik ve idari işlerden sorumlu genel müdür olarak çalışıyorum. Bir taraftan da bizim çok büyük geniş bir yetkili satıcı ağımız var. Yetkili satıcı ağındaki yani bayilerimizdeki insan kaynakları süreçlerinde kurumsallaştırılması ve geliştirilmesi görevinde bununla beraber yürütüyorum. Evet, özetle ilk doğumumdan bu yana iş hayatım bu şekilde. Başarılarla dolu bir iş yaşamı, üstelik de uzun, bakıyorum da dikkatimi çekti. Hep uzun uzun çalışıyor. Çok uzun. Özellikle işte evet. Son Doğuş grubu 2008'den bu yana kaç yıl yapıyor? Bir ömür yani neredeyse. Ben diğer sorunları merak ediyorum. Bu uzun süreli bir şirkette çalışmanın avantajı, dezavantajı nedir? Evet, bir takım iyi durumları vardır ama dezavantajları da yok mudur bu kadar uzun süreli çalışmanın? Şöyle, benim şansım belki
Yeni nesillere bakarsanız bu süreyi hiç göremeyeceğiz belki ama uzun süre çalıştığım kurumlarda, son çalıştığım kurum haricinde hiç aynı yerlerde çalışmadım. Yani hep 4-5 yılda bir ya alan, demin bahsettim, randış ticarette en uzun çalıştım ama hani tütün bir ihracatında yaptım, demir çelikte yaptım, Kuzey Afrika ile ilgili bir dönem çalıştım, sonra Doğu Blok ülkeleri, yani ya ürün ya ülke ya departman değişikliğiyle geçti. Aşağı yukarı bu farklılıklar 4-5 yılda bir oldu. O yüzden hani çok aynı yerde çalışıyorum diyemeyeceğim. Avantajları tabii işi, kurumu çok net öğrendiğiniz için çok daha hızlı ve kolay hareket edebiliyorsunuz. Dezavantajı ise bir süre sonra nereden bakarsanız bakın aslında bir körlük denilen, yani alışkanlık haline gelen sizi biraz daha dışarıya bakmayı unutturan başlıklar oluyor tabii. Yani 4-5 sene bence idealdir. 4-5 senede bir dediğin gibi şirket değiştirmek demiyorum ama alan, ürün, ülke neyse bunun ismi çalıştığınız kurumda onu değiştirmekte fayda var. Siz tabii şimdi insan kaynakları ve süreç yönetimi müdürüz. Evet. Süreç yönetiminden sorumlu müdür. Bize biraz bunları açabilir misiniz? Siz bu alanda bir uzmansınız. Tam olarak neler yapıyorsunuz ve bu alanı seçmek isteyenlere tavsiyeleriniz neler olur? Aslında insan kaynakları dediğimiz işe alımdan işten çıkışa kadar bir çalışanın, bir insanın bütün hayatını geçirdiği sürecin hepsini kapsıyor. Yani İşe alımda kullanılacak ekipmanlar, sorular, soru formatları, mülakat tekniklerini, mülakatta soracak sorular gibi bütün bunların düzenlenmesi, hazırlanmasından başlayıp o kişinin performansının yönetilmesi, performans kayıtlarının tutulması, eğitimi, gelişim programları, kariyerindeki ilerleme adımları, bütün bu süreçlerin genel bazda ve biraz da kişi özelinde neler olacağı, neler yapılacağı ile ilgili çalışıyoruz. Tabii işveren markası diye yeni bir kavram var. Şirketimize en iyileri çekmek adına burada yaptığımız bir takım faaliyetler var. İçerideki iyi uygulamaları dışarıya da göstermek adına. Çalışanlarla iletişimi kurup onların beklentileri alıp bu yönde onları kuruma bağlayacak, motive edecek çalışmalar yapıyoruz. Tabii bunun dışında yetkinliklerini geliştirmeye çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Son dönemde özellikle dijital yetkinlikleri geliştirmeyi. Onları içeride kaldıkları sürece güzel deneyimler yaşatmaya çalışıyoruz. Öğrenim alanları açıyoruz ki bize bağlı kalsınlar diye. Özetle en iyileri kurumumuza çekmek, içeride geliştirmek, tutmak, bilgilerini, becerilerini arttırmak ve kurumun performansına katkı sağlamalarını özen gösteriyoruz. Bu insan kaynakları tarafı. Süreç yönetimi farklı bir konu. Aslında şirkette, birçok şirkette farklı iş adımları var diyeyim, iş süreçleri. Bunları mükemmelleştirmek, daha iyi yapmak adına kalite çalışmaları bunlar. Kaizenler, lean ya da işte yalın yönetim metotları kullanarak bir takım analizlerle süreçleri daha verimli, daha hızlı, daha ekonomik hale getirmek ya da çalışan veya müşteri memnuniyeti sağlamak adına yapılan projeler, bazı teknikler kullanıyoruz burada. Bunun sonunda iyi yapanları ödüle kadar giden adımlarımız var. Ödüller veriyoruz ki bu süreç biraz daha tetiklensin diye. Teknik ve idari işler ise bildiğiniz anlamda bizim 12 farklı işletmemiz var farklı şehirlerde. Burada elektrikten, sudan başlayarak şu anda tabii ki COVID'e yönelik çok ciddi hijyen önlemlerine kadar çalışan sağlığı ile ilgili, güvenliği ile ilgili bütün hizmetleri kusursuz olarak yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü iş adımları bunlar. İnsan kaynaklarına kariyer yapmak isteyenlere ne önerirsiniz dediniz, yanlış duymadıysam. Aslında bütün yeni mezunlara önerdiğim şey, yani ya bu insan kaynakları olsun, başka bir alan olsun. Öncelikle şunu öneriyorum Tülay Hanım, kendilerine uygun işi bulana kadar mutlaka farklı alanlarda staj yapsınlar. Yani bu yazları geçen keyifli boş vakitler, yaz tatillerini mümkün olduğunca stajla değerlendirsinler ki farklı alanlarda da yapsınlar stajlarını ki hangi alan onlara daha uygun, yetkinliklerine, becerilerine hangisi daha uygun onu görsünler.
seçim yaparken doğru seçim yapsınlar. Çünkü staj çok önemli, ciddi bir antrenman ve onlara gelecek kariyerleriyle ilgili yol gösterecek bir antrenman. İnsan kaynakları için ise şöyle bir özel başlık söyleyebilirim. Direkt olarak okuldan çıkar çıkmaz insan kaynaklarına girmek yerine mutlaka farklı departmanlarda deneyim yaşasınlar. Yani şirkette yapılan ana iş, mesela biz otomotiv satış işi yapıyoruz. Benim geçmiş satış deneyimim burada çok faydalı oldu. Yani çalışanların ihtiyaçları nedir, beklentileri nedir, o insanların günlük rutinleri nedir, sorunları nedir bilmeden çok insan kaynaklarcı olarak yukarıdan baktığınızda biraz uzak kalıyorsunuz. Yaptığınız uygulamalar, projeler onlara dokunmuyor. Farklı bir şey anlatıyor oluyorsunuz. Onların lisanından konuşamıyorsunuz, anlayamıyorsunuz. Dolayısıyla mümkünse mutlaka önce farklı departmanlarla çalışsınlar. Bunun gerçekten faydasını görecekler. Tabii mesleği seçerken başa döneyim biraz. Hani insan kaynaklarcı olmak için nelere ihtiyaç var diye. Bir kere insanı ve insan iletişimini sevmek lazım. Yani bunu sevmeden bireysel ve yalnız çalışmayı seven kişilerin bu işe girmemesi lazım. Çünkü hep bir ilişki var, insan ilişkisi var işimizde. Vicdanını ve duygularını, ikisini birden dinlemeyi bilmeli. Vicdan çok önemli burada. Ama aynı zamanda da geri geldiğinde poker face mi denir? Yani duygularımızı dışa gösteremediğiniz anlarımız olacağı kesin. Onu da bilmeli. Çünkü çok yakın bir arkadaşınızı işten çıkartmak zorunda kalabiliyorsunuz. Ceza aldığını görüyorsunuz. Haksızlığa uğradığını görüyorsunuz. Bütün bunlarda kurumsal bir duruş sergilemeniz lazım. Adil olmak çok önemli. Bu işin en önemli başlığı bu. Bunu kaybettiğiniz anda en ufak edütte bile güveni yitirirsiniz. Ve insan kaynaklarına güvenmezse bir kurum, bir kişi, burada çalışanla iletişiminiz tamamen kopar. O zaman zaten işinizi yapamazsınız. Yani özetle biraz psikologluk var işin içinde, biraz avukatlık var. Bir de bizim kaydı, dökümanı, yazısı, çizisi çok bir işimiz var. Veriye dayanan birçok işimiz var. O yüzden okumayı, analiz etmeyi sevmek lazım. Çok fazla dokümanla yüz yüze geliyoruz. Bütün işlerde olduğu gibi teknolojiyi ve yenilikleri takip etmek lazım. Dünyada ne oluyor bitiyor bilmeden, Türkiye'deki diğer şirketler bu konuda ne yapıyor bilmeden, hani bildiğimiz yolda dümdüz ilerlemek mümkün değil. Çünkü çalışanları destekleyecek veya bağlılığı destekleyecek yeni fikirler üretemezsiniz. Bir de bitiyor daha vereyim. Baştan da bunu bilerek başlamak lazım. Pek teşekkür alamayacağınız bir iş. Çok herkesi mutlu edemeyeceğiniz. Bir şey yapsanız yönetime adım derler. Yönetime bir şey söyleseniz çalışanın temsilcisinizsin denir. Böyle çok arada bir iş. Pek teşekkür de almayacağınız bir iş. O yüzden bence en önemli başlık öz motivasyonunuz yüksek olmalı. Yani kendi öz motivasyonu yüksek kişilerin yapabileceği bir iş diyebilirim. Tabii zor bir iş. Ben daha önce çalıştığım şirketlerden biliyorum. Hani bir şey olduğunda, hani özellikle işten çıkarma dönemlerinde İK çalışanların korkulu rüyasıdır. İK aradı, İK arıyor, İK aramış. Evet. Niye? Çünkü işten çıkışları bildirim İK'ya düşüyor çoğunlukla ve soğuk rüzgarlar esmesine sebep oluyor. Şimdi tabii siz kurumsal bir şirkettesiniz ama pek çok şirket kurumsallaşmış değil aynı zamanda. Bu yüzden özellikle sormak istiyorum. Kurumsal bir şirket deyince neyi anlamalıyız? Doğuşta nasıl bir kurumsal felsefe yürütülüyor? Merak ediyorum. Bu kurumsallığı nasıl hayata geçirebiliyorsunuz? Bunda insan kaynaklarının çok önemli bir rolü olduğunu biliyorum. O yüzden özellikle soruyorum. Sonra diğer soruları da yöneltmek isterim. Peki. Benim böyle güzel bir şansım vardı. Aslında hep kurumsal yapılarda çalıştım. Hep kurumsal şirketlerde. O yüzden kendimi gerçekten şanslı addediyorum. Ya birçok şey hazırdı başladığımda ya da bir kısmını birlikte kurduk ekiplerimizle, ekiplerimle beraber. Kurumsallığın en temel tanımı bence kuralları belli, adil bir düzen. Yani demin bahsettim aslında insan kaynaklarında bu çok gerekli diye. Kişiye özel tabii ki gelişim adına bir şeyler yapmak lazım. Ama bireysel anlamda değil, genelde bütün kurumun ihtiyaçlarına bakarak, kurumun iş sonuçlarını, performansını dikkate alarak
genel üzerinde tartışılmış, ortak akıllı oluşturulmuş kuralları, uygulama esasları, belirli prosedürleri, yönetmelikleri, düzenlemeleri olan ve herkesin bunları bildiği ve bunlardan uzaklaşılmayan, bunların şaşmadığı, karar vericinin zihinsel düşünce yapısına veya o kişiyle iletişime bağlı olmayan kararların verildiği yapılar diyebilirim. Bir de her şey yazılı ve kurallara bağlı. Yani şununla ilgili aklıma bir şey geliyor dediğinizde açıp o kuralı okuyorsunuz ve bilgileniyorsunuz. Bununla ilgili A için böyle, B için böyle bir uygulama yapılmış, yarın da Z'ye başka bir uygulama yapılır, böyle bir zorluk olmadığını söyleyeyim. Bu bütün süreçlerde gündeme geliyor aslında Tülay Hanım. Yani bir müşteri iletişiminde de aynı şeyi yaşıyorsunuz. Belli bir tonda iletişiminiz var. Bir yazı yazarken kuralları belli. Ne çok samimi, ne çok uzak mesela. Bir yöneticinizle ilişki kurma şekliniz belli. Bir toplantıda nasıl bir davranış modeli yazacağınız, yapacağınız belli. Ama bu şeyi engelleyen bir başlık olarak görülmesin. Girişimciliği, özgürlüğü, yenilikçiliği engelleyen bir şey değil. Bunlar insana arka tarafta bir güven veriyor ve bir güven iş hayatı için önemli bir şey. Bence insanlar en çok güveni kaybettiklerinde, özellikle yöneticilerine güveni kaybettiklerinde o kurumdan ayrılıyorlar. Kuruma olan güveni sağlıyor bu. Ama bu sizin özgürlüğünüzü, özgür iradenizi, yenilikçi ve yaratıcı fikirleri ortaya atmanızı engellemiyor. Benim yönettiğim birimlerden birinin süreç yönetimi olduğunu söylemiştim. Mesela onun alt başlıklarından biri öneri ve ödül sistemi. Herkes aklına gelen her fikri belli ortamlarda yazıyor ve bunlar hayata geçiyor ve proses olarak, yani bir fikri bir yere yazdım unuttum değil. Bunun için bir altyapı var, bir sistem var. O fikrinizi o sisteme giriyorsunuz. O birileri tarafından değerlendiriyor. Mutlaka size geri dönüş yapılıyor. Birileriyle hayata geçiriyorsunuz. Şirket size iyi bir fikirse buna bir bütçe veriyor. Ve sonrasında da bir ödül veriyor. Dolayısıyla kurumsallık bu. Bir fikriniz varsa aktarabileceğiniz ve sonuna kadar gidişatı göreceğiniz bir ortam var. O yüzden çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum kurumsallığı. Bu arada sesimi kapatmıştım. Açayım. Malum pandemiyle birlikte hayatımız çok değişti. Herkes evlerden çalışır oldu. Elbette büyük bir çoğunluk hala sahada, fabrikada üretmeye çalışmaya devam ediyor. Ama evdeki iş yapış şekilleri de kimi şirketlerde var. Artık home office'e geçişler başladı. Özellikle büyük holdinglerde. Sizde böyle uygulamalar var mı? Pandemi sizin iş yapış biçiminizi nasıl değiştirdi? Nasıl bir adaptasyon gerçekleştirdiniz? Az önce kelime arasında, cümle arasında geçti. Dijital yetkinlik eğitimleri sanıyorum veriyorsunuz çalışanlara. Neler yapıyorsunuz? İşiniz nasıl etkilendi ve nasıl aksiyon aldınız? Tabii aslında birçok şirket gibi bu dönemde ilk sıraya ve en önemli sıraya insan sağlığını koyduk. İlk Mart, 18 Mart itibariyle evden çalışmaya döndük. Bizde iki şirket var otomotiv grubunda. Birisi distribütör şirket, Volkswagen grubu araçların ithalatını yapıp bayi ağında, bayi teşkilatına kanal yönetimini yapan, yani ofiste çalışan grup diyeyim. Bir lojistik ekibimiz var. Bunlar saha ekipleri. Bu araçların bütün bayi teşkilatına, demin söylediğim ve 7500 kişinin çalıştığı bayi teşkilatına sevkini yapan, tüm Türkiye'de 550 noktaya sevkiyatını yapan, bunlar saha ekibi. Bir de direkt satış yapan veya satış sonrasında araçlarınızı götürüp tamir ettirdiğiniz perakende şirketimiz var, Doğuş Oto. Distribütör firmanın ismi Doğuş Otomotiv, perakende şirketinin ismi Doğuş Oto. Dolayısıyla perakende şirketimiz, yani satış yapan, müşteriyle temas kuran, müşterinin aracını tamir eden ekibimiz ve lojistik ekiplerimiz, bunlar çalışmaya hep devam ettiler. %50 veya %30 dönüşümü de olsa. Ama 28 Mart'tan itibaren ilk 3 ay distribütör şirket, yani evden çalışabilme imkanı olan masa başı görev yapan arkadaşlarımızı hemen eve aldık.
Sonra yaz dönemini %30, %50 çalışmalarla geçirdik ama Haziran'dan itibaren bu söylediğim saha ekipleri tamamen sahada çalışmaya, %100 çalışmaya başladılar. Ve o günden bugüne halen tamamen sahada ve yüz yüze bütün kapasiteyle çalışıyorlar. Çünkü iş bu yoğunluğu gerektiriyor. Evden çalışabilen ekipler ise gene Kasım başıydı yanlış hatırlamıyorsam. Kasım'dan bu yana tamamen evden çalışıyoruz. Tabii ki ofisimizin belli alanları açık. Ofiste işi olan, gitmek isteyene her türlü imkan sunuluyor, yemek dahil. Ama %90 seviyelerinde evden çalışıyoruz. Tabii ne yaptık? Hani bu pandemi önce çalışma ortamındaki bütün hijyen tedbirlerini aldık. Çok ciddi, çok hızlı ve bütün vay teşkilatımız o 582 noktada aynı tedbirler gene devreye girdi. Çünkü temas var müşteriyle. Ondan sonrasında da bütün sistemlerimizi, altyapılarımızı online'a dönüştürdük. Her şeyi. Eğitim sistemlerimiz online oldu. Birlikte yaptığımız happy hour'lar, yoga, diyetisyen, pilates, buna benzer bütün uygulamalarımız online'a döndü. Atölyelerimiz var, yemek yapma kurslarımız veya resim kurslarımız bunlar online'a döndü. Bütün etkinliklerimizi online'a döndürmek zorunda kaldık. Bir çalışanların sadece fiziksel sağlığı değil, ruhsal sağlığına da önemsedik bu dönemde. Çünkü hepimiz biliyoruz, bu da oldukça fazla etkilendi. Bizim Go Gelişim Okulu diye bir eğitim platformumuz var. Bu bir LMS platform. GoWell diye yeni bir başlık ekledik buna ve wellness'e yani esenliğe yönelik orada bir takım çalışmalar yaptık. Çalışanları, psikologlar workshoplar yaptılar. 7-24 danışma hattı var Doğuş grubunun. Her konuda sağlıkla ilgili, psikolojik sorunlarınızla ilgili sorular sorabildiğiniz. Bu devreye girdi. Onun dışında saha ekiplerini de yalnız bırakmamaya çalıştık açıkçası. Ama onlarla şeyimiz daha zor. Çünkü çalışıyorlar gün içerisinde. Onlara da hafta sonu veya akşamları bir takım yeni uygulamalar getirdik. Biraz daha telefondan ulaşabilecekleri ya da hafta sonu bilgisayar üzerinden aktarabileceğimiz. Onların çocuklarına yönelik, günlük çalışma ortamlarına yönelik bir takım uygulamalar yaptık. Mesela 23 Nisan'da onların çocukları için bir yarışma yaptık, resim yarışması. Sonra beraber kutladık, ödüllendirdik. Veya evlerine küçük paketler, hediyeler gönderdik. Onları ancak akşam ve hafta sonları ulaşabildiğimiz için. Ve tabii yeni dünya düzeninde bu hızla değişime uymak üzere de yetkinliklerle ilgili çok ciddi çalışma yapıyoruz. Dijital yetkinliklere yönelik bir sürü aktivitemiz var. Bir anket yaptık, ihtiyaçları belirledik. Ve Sabancı Üniversitesi ile ortak bir projemiz var. Doğuş grubunun bütününün de dahil olduğu. Önce tüm çalışanlara bir dijital dönüşüm nedir, dijital farkındalık nedir bu eğitimleri verdik Çile'nin. Sonrasında da daha veriyi kullanan, veriyle işi olan arkadaşlarımıza çok daha detaylı teknik eğitimler, data scientist gibi yani datayı yöneten, datayı translate edecek kişilere daha derinlemesine eğitimleri Sabancı Üniversitesi ile devam ediyoruz. Bu çok daha ileri boyutlara da devam edecek, gidecek. 8 aylık dönemlerle ilerliyor. Çünkü artık her şey veriyle yapıyorsunuz. Yani veriyi, elimizde müthiş bir veri var. Müşteri verisi, çalışan verisi, her türlü veri. Bu veriyi doğru nasıl analiz ederiz, bundan nasıl sonuç çıkartırız, bunu işlerimize nasıl yansıtırız? Bunun üzerine odaklandık. Dijitali birazcık daha yaşatmak adına da bir sözlük oluşturduk. Yani bu hepimizin duyduğu ama anlamadığı kelimeleri içeren bir dijital kütüphanemiz var. Dijital ortamda burada yayınları yayınlıyoruz, herkes beğeniyor, okuyor, birbiriyle paylaşabiliyor. Bir de dijital magazin dediğimiz, çok keyifli bir gene dijital ortamda yayınladığımız dergimiz var. Bu şirketteki eğitimlerin durumu, yapılan projeler, dijital projelerin ne olduğu, dünyadaki bu konuda otomotiv sektöründeki uygulamaların neler olduğu, bu konuyu en iyi yapan arkadaşlarımızla yapılan röportajlar gibi biraz eğlenceli, renkli, biraz bilgilendirici bir magazinde 3 ayda bir yayınlıyoruz. Genel olarak şu dönemin ön plana çıkan konuları bunlar. Yani çalışanların ruhsal ve fiziksel sağlığı, online olarak onların motivasyonu ve bağlılığının korunması. Bir de özellikle saha ekipleriyle iletişime yoğunlaştık. Bunu söyleyeyim.
Pek çok etkinlik yapıyorsunuz ve dikkatimi çeken şu oldu. Sanki özellikle çalışanların ruh sağlığını iyi hale getirmeye odaklanılmış gibi. Bu pandemi dönemi çalışanların ruh sağlığını nasıl etkiledi? Ne durumdalar? Psikolojileri nasıl? Çok güzel bir soru. Hepimizin şu anda öncelikli gündemi diyebilirim açıkçası. Çünkü sağlık, yani fiziksel sağlık konusunu başlangıçta çok konsantre olduk, çok önemsedik. Ama etkiler süre uzadıkça biliyorsunuz 2 ay, 3 ay bilmiyorduk başlangıçta. 3 ay sonra biter, yazın biter, yaz sonu biter, yıl sonu biter. Aa, bu iş bitmedi, çok da hızlı biteceğe benzemiyor. Tabii bu çok ciddi bir kaygı, endişe, belirsizlik, gelecek korkusu, çocukların geleceğiyle ilgili sorunlar ortaya koydu. Demin bahsettiğim gibi bunları dikkate alarak mümkün olduğunca bir kere iletişim kurmaya çalışıyoruz. Yani ortamlar yaratarak onlarla konuşmaya, onlarla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu online platformları kullanıyoruz tabii bu durumda. Çalışan komitemiz var. Orada onların görüşlerini, duygularını, düşüncelerini alıyoruz. Bir odak grup çalışması yaptık geçtiğimiz birkaç ay önce. Bu dönemi nasıl geçirdikleri, ihtiyaçların ve beklentilerin ne olduğu ile ilgili bütün farklı departmanlardan, farklı kademelerden, farklı cinsiyetlerden, farklı yaş gruplarından arkadaşlarımızı topladık ve ne yaşadınız, nasıl oldu, neler hissettiniz? Bununla ilgili bizden ne bekliyorsunuz, ne ihtiyacınız var dedik. Oradan epey bir bilgi veri geldi. Buna yönelik faaliyetler yapıyoruz. Araya girmek isterim. O gelen tabii ki. Özellikle kadın çalışanlar bu dönemde ne yaşadılar? Çünkü ülkemizde toplumsal eşitliği sağlanmış olmadığı için kadın çalışanların özellikle eve dönüş yaptıklarında, evden çalıştıklarında yüklerinin çok ağırlaştığını biliyoruz. Siz neler gözlemlediniz? Bu dönemde kadın çalışanlar hangi sorunları yaşadılar ya da yaşıyorlar? Çok net görüyoruz. Gerçekten sorumluluklar ikiye katlandı. Bir kere evlerimiz bile bu ortama uygun değil Tülay Hanım, açık konuşmak gerekirse. Ve biz toplantıları artık büyük aileler olarak yapıyoruz. Yani çocuğu kucağında emziren var, yemek yediren var, kediler var, köpekler var, anneler var. Hep beraber bir ekosisteme dönüştü bu online toplantılar. Tabii ki zorluk şu, çocuklar evde. Yani çocuklar okulda olmadığı için doğal olarak çocuklar anneleriyle beraber, babalarıyla da beraber olmak istiyorlar. Ama herkes bir odaya kapanıp kapıyı kapadığında çocuklar burada tabii çok büyük tepki gösteriyorlar. Dolayısıyla anne İşe mi konsantre olayım, çocukla mı ilgileneyim ama onun mama vakti geldi ama şimdi burada da toplantı var. Hakikaten bu çelişkiyi yaşadılar. Yani ne kadar iyi yönetmeye çalışırlarsa çalışsın bu gerçek dışı, mümkün değil. Evde çocuklu ve evde olanlar, aslında hele hele 2 çocuğu olanlar bu dönemde açıkçası en çok zorlananlar oldu. Bir de hani birçok evde tabii 2 çocuk olduğunda yardımcılar da olabiliyor ama bu dönemde insanlar onlardan da çekindi, hani bulaşı olmasın diye. Onlar da gelmemeye başlayınca bir de ev işleri yüklendi bunun içine. Yemek yapmak gerek, temizlik yapmak gerek, ütü yapmak gerek, evi düzenlemek gerek, çocuklara bakmak gerek. Ben kadınların işinin, iş yükünün 2'ye 3'e falan değil 4'e 5'e katlandığını düşünüyorum. Tabii bunu çok genellememek lazım. Hani ben kendi ekibimde veya şirketimizde de görüyorum. Hakikaten bunu yarı yarıya paylaşan erkekler de var. Yani hepsi kadınlara kaldı demek biraz haksızlık olur. Ama muhtemelen paylaşamayanlar da vardır. İyi bir iş bölümü yapamayanlar da vardır. Ama bu dönemde bunsuz yaşamak bu ortamda gerçekten mümkün değil. Daha dün konuştuk, şu andaki en büyük çelişki de bu 3. dalgadan sonra belli sınıflar sanıyorum yüz yüze eğitime çağrılıyor okula. Yanında ağlayan çocuğuyla uzun uzun sohbet ettik bir arkadaşımla. Diyor ki hani çok gitmek istiyor, ağlıyor, arkadaşlarını görmek istiyor ama böyle bir ortamda, rakamların bu kadar hızlı arttığı ortamda gönderemiyorum. Acaba hangisi doğru, ne yapmam lazım? Çok kararsız, arada ve hangisinin doğru olduğu ile ilgili soru işareti olduğu bir sürü karar geldi önümüze. Bu kararlarda da zorlandı özellikle kadın çalışanlarımız.
Ben bu dönem uzadı ve artık bunun kalıcı olacağı kesin. Yani bundan sonraki hayatımızda tamamen ofislerde birçok alanda çalışmayacağız muhtemelen. Yapılabildiği tabii, saha ekiplerinde bizde yapılamıyor mesela, onlar adına konuşmuyorum ama buna yeni kurallar gelmesi gerekecek. Yani öğlen saatlerinde kesinlikle toplantı yapılmayacak, mesai saati sonrasında bu iş devam etmeyecek, sabah şu saatten sonra başlanmayacak, hafta sonu çalışılmayacak. Bu gibi bayağı zorlayıcı kesin kurallar, uygulamalar getirmek gerekiyor. Aksi takdirde bu yönetilebilir olmaktan çıktı. Yani iş özel yaşam dengesi diye bir kavram söz konusu değil. Sınırsız bir çalışma temposu var. Ama bu kadar yükü üstünde taşıyan kadınların bir de bu stresi, bu yoğunluğu yaşaması mümkün değil. O yüzden kendi şirketim adına da böyle bir çalışmanın içerisindeyiz zaten. Bunları daha net kurallara bağlamak için. Bence bütün kurumlarda olacak ve kanun yapıcılar da bu konuya el atacaklar. Öyle düşünüyorum. Kadınlar bir süre sonra isyan bayrağını çekecekler. Yani ya işlerinden ayrılmak zorunda kalacaklar, ya evde şiddet zaten artmış durumda. Belki şiddetin olmadığı evlerde bile şiddete tanıklık eder olacağız. Şimdi Doğuş grubu çok büyük bir grup. Otomotiv grubu her ne kadar erkek egemen olsa da genel olarak baktığımızda siz şirket politikanız açısından toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik bir takım çalışmalar yapıyor musunuz? Yani bu şiddet, kadına yönelik şiddet olabilir, kadınların hakları olabilir, evde eşitliğin sağlanmasına yönelik olabilir. Hangi çalışmaları yapıyorsunuz erkek egemen bir alan olsa da? Hem Doğuş grubu bünyesinde hem otomotivde tabii birçok faaliyet yapıyoruz. Ben yanlış anlamıyorsam 2012 yılında işte Eşitlik Platformu diye bir platform vardı. Bunun bir üyesiyiz biz. Burada bir takım taahhütler dile getirdik. Bu taahhütlerden bir tanesi de zaten eşit haklar ve kadın sayısının arttırılması yönelikti. Burada çok ciddi bir ivme görüyoruz. Yani kadın sayısında artış gözlemliyoruz ve bunu bilerek yapıyoruz. Biraz pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Ben buna inanıyorum, yapmak gerektiğine. Doğuş Holding olarak da bu platformun bir üyesiyiz, işte eşitlik platformunun. Şunu yapıyoruz, eşitler arasında kadını seçiyoruz. Yani kadına farklı bir ayrıcılık demeyeyim. Eğer tüm koşullarda eşitse, örneğin iki aday işe alınacaksa veya bir yönetici atanacaksa, bir müdür atanacaksa, eşit koşullarda olanın kadın olarak seçilmesi yönünde politikalarımız var. Mesela bir müdür atamasında en az 3 adayla gidiyoruz yönetim kuruluna ve bunların birisinin kadın olması lazım. Çok imkansız bir durum değilse, saha ekipte yani tamir bakım onların gibi, ki orada da olabiliyor, 12'ye yakın satış sonrasında çalışan kadın yöneticimiz var, müdürümüz var. Ama eşitler arasında kadını seçmek, 3 tane müdür adayından birinin kadın olması gibi koşullarımız var. Geçtiğimiz yıla kadar yönetim kurulundaki kadın oranımız %50 idi otomotiv şirketinde. Bugün %33'lerde bir ayrıldığı için, ama hala yüksek bir oran, çok kurumda olmayan bir oran. Dolayısıyla yönetim kurulumuzda her zaman kadınlar vardı ve farklı bakış açılarını dile getirdiler. Kadınlara yönelik tabii özel uygulamalarımız var. Kadınlar doğuma gitmeden önce bir özel bilgilendirme, bir sunum, bir kitapçık hazırlıyoruz daha doğrusu. Hani nelerle karşılaşacak, önüne neler gelecek, bu sorunları nasıl çözecek, neye ihtiyacı olduğunda kimi arayacak gibi bir kitapçığımız var. Bir tabii eskiden yapıyorduk, bu sene yapamadık ama bebek uğurlaması yapıyoruz. Güzel, keyifli hediyelerimiz var, arkadaşları birlikte kutluyorlar. Doğum, yani sağlık sigortamız var. Bunun üstüne bir doğum bedeli çıkarsa aradaki farkı şirketimiz karşılıyor. Yani sigortanın üstünde bir rakamı karşılıyoruz veya SGK'dan alınan tutarların geri iade edilmesini istemiyoruz. Tabii ki emzirme odalarımız var. Bu her yerde var diye biliyorum. Onun dışında kadınlara yönelik özel eğitimlerimiz var. Kadınların kendilerine daha fazla güvenmeleri için, bu güvenlerini
ve dile getirmek istediklerini daha doğallıkla dile getirebilmeleri için 8 ay, 6-8 ay arasında süren yönetimdeki, yani ilk yönetim kademesinden başlıyoruz. Müdür seviyesine kadarki kadınlar da bu eğitim sürecinden mutlaka geçiyorlar. Burada özel bir danışmanlık şirketiyle beraber çalışıyoruz. Bu eğitimi almış olan kadınlar TEV bursiyeli kızlara mentorluk yapıyorlar. TEV'de bursiyel olarak devam eden kızlarımıza, kendileri de zaten bu eğitimden geçmiş olan arkadaşlarımız, mentorluk desteği veriyorlar. Bütün Doğu Holding bünyesinde yönetim kademesindeki kadınlara mentorluk desteği veriliyor. Yani erkek de olabiliyor, mentor kadın da olabiliyor. Mutlaka bir erkekle eşleştirmiyoruz. Gene bu kadınlarımız, yani yönetim kademesinin ilk seviyesi bir üstündekiler, bir koçluk ve mentorluk eğitimi aldılar. Özel bir eğitim. Bunu aslında, bu ihtiyaçları nasıl belirledik onu söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Bir anket yaparak belirledik. Yani kadınlar kendilerini nasıl görüyorlar? Bizim erkeklerimiz bu kadınları veya şirketimizdeki kadınları nasıl görüyor? Biraz çarpıcı bir şey söyleyeceğim. Erkekler kadınlarımıza, kadınların kendilerine güvendiğinden daha fazla güveniye çıktılar. Tabii bu böyle hani işte 2013'lerde falan yaptığımız bir anket, çok geçti üstünden ama zaten bence sorunlardan biri bu. Bu özgüvenimiz, kendi bilgi becerimiz ve özümüze olan güven ve bunu ortaya koyma şeklimiz çok kritik. Hep bir geride duruyoruz. Şimdi konuşmayayım, belki yanlış mı olur? Bunları aşmak için bu eğitimleri yapıyoruz zaten. Bunun paralelinde de gerçekten hem yönetici kadın sayımız arttı, hem satış sonrası dediğimiz, demin bahsettiğim tamir, bakım, onarım işlerindeki kadın sayımız arttı. Ha, bunu unutmadan söyleyeyim, meslek liselerine yatırım yapıyoruz. 8 tane Türkiye'nin her yerinde Volkswagen sınıfları var ve buraya kız öğrenciler alıyoruz. Özellikle kız seçmeye çalışıyoruz. Bayi teşkilatımızda da 30'a yakın kız çocuk çalışıyor. Buralarda okurken stajyer olarak bayilerimize ve bizim şirketlerimize alıyoruz. Ve sonrasında da bizde çalışmalarını destekliyoruz. Satış sonrasında çocuklar bunlar, meslek lisesi mezunu. Ve inanamazsınız Tülay Hanım, hikayelerini birkaç yerde anlattılar. Belki bir gün denk geliriz, sizle de paylaşırım. Bu kızlar başladıktan sonra atölyelerimizde çalışmaya, hatta onlar daha üst kademeye de yükseldiler. Atölyenin bütün konuşma dili, iletişim dili, birbirlerine insanların davranış şekli değişti. Önce bir hani nasıl bir tepkiyle karşılaşacağımızı şaşkınlıkla bekledik, gördük ama hiç tam tersi oldu. Tam tersi oldu. Yanlış söyledim, şaşkınlıkla gördük ki her iki tarafta buna çok hızlı uyum sağladı ve içerideki ortam bambaşka bir şekle dönüştü. Yani içeriye kadın teknisyenler, bildiğiniz teknisyen, yani eline aletleri alıp arabanın altına gidip tamir yapan kadınlar bunlar. Bunlar girdikten sonra o ortamlar değişti. Bunları yöneten kadınlarımız var. Yani Doğuş Oto dediğim perakende şirketimizde birebir yönetimde bunların başında, yani 300 kişilik bir saha ekibi ya da mavi yakalılardan oluşan atölyeyi yöneten kadınlarımız var. Ve pırıl pırıl, gencecik, güzel kadınlar bunlar. Hani erkek gibi kadınlar dediğimiz kadınlardan değil, gerçekten layıkıyla okumuş, mühendisliğini okumuş, gelmiş ve bu ortamda çalışmayı göze almış, bu cesareti göstermiş kadınlar. Ve ortamlar farklı ortamlar oluyor. Yani gördüğünüzde o atölyelerin görüntüsü, rengi, kokusu bile değişik oluyor. Bu farkı gördükçe de hem biz, hem de demin bahsettiğim büyük bir teşkilat. Biz 2700 kişiyiz. Bayi teşkilatımız 7500 kişi. Yani 10.000 kişiyi kapsayan bir insan kaynakları politikasından bahsediyorum. Bunu görüp özenen bayilerimiz de Anadolu'daki tüm Türkiye'de 500 noktada bayi de yavaş yavaş buna doğru yönelip kadın teknik ekip almaya özendiler ve devam ediyorlar. Çok da iyi yapıyorlar. Başarılı da götürüyorlar bu projeyi diyebilirim. Öyle. Çok genel olarak aklıma gelen şimdilik bunlar. Otomotiv dünyasındaki kadınlarla ilgili. Öyle bir keyifle dinledim. İçim sevinç doldu sizi dinlerken. Hani keşke bütün şirketlerimizde benzer uygulamaları görebilsek de hepimiz sevinsek. Çünkü bu uygulamalar sayesinde eşitlik sağlanabilecek, yaygınlaşması gerekiyor. Aklınıza gelmeyebilir ama belki sonradan da not alabiliriz gerekirse.
Çalışan sayısı 10 binle ifade ettiniz. Bu rakamın içinde kadın çalışan oranı ne acaba? Kaç kadın çalışıyor? Oranınız ayrıca. Söyleyebilirim. Distribütör şirketimizde %37'lerde distribütör olan, yani ofisten çalışabilen, şeyde, perakende dediğimiz saha ekiplerinde %21'lerde. Düşük henüz oran. Evet, ama yani %7'lerden buraya geldik, onu söyleyebilirim. Evet, evet. Her adım, her bir nokta şeklindeki puan artış, hepsi çok kıymetli. %7'lerden buraya gelindiyse günün birinde uzak değildir herhalde eşitliğin yakalanması. Şimdi İnşallah. Sizin biraz kişisel hayatınıza ben değinmek istiyorum. Kadınlardan bahsediyoruz, neler yaptığınızdan da bahsettik. Peki siz bir kadın olarak çalışma hayatınız boyunca hangi engellerle, hangi sorunlarla karşılaştınız? Bunları nasıl aştınız? Önce kendi kişisel hikayenizden öğrenmek istiyorum. Sonra da genele bakıp genelde kadınlar ne yaşıyorlar öğrenmek isterim. Ben demin bahsettim, aslında şanslıydım. Hep kurumsal yapılarda, büyük şirketlerde çalıştım ve çok açıklıkla söyleyeyim, çok temel bir sorunla karşılaşmadım. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hele işin başında, yani kariyerimin başında bahsetmiştim. Doğu bloku ülkeleri, Rusya, Türkiye Cumhuriyetler, bunlarda zaten çok fazla kadın çalışan vardı. Yani muhataplarım hep kadındı. Arap ülkelerinde de vardı, şaşırtıcı ama epey uzun bir dönem Irak'la çalıştım. Birçok teknisyen, veteriner kadın vardı. Sonra değişti bunlar. O zamanlar daha bu konu değişkindi. Erkeklerden de hep bu ülkelerde çalışırken saygı duydum. Yani açıkça söylemek gerekirse hiç karşı bir tepki, ne fiziksel ne davranışsal hiçbir şey görmedim. O yüzden hani çok şey olumsuz bir örnek vermeyeceğim ama hani tabii bunun için bazı şeyleri de ben, yani bir tane örnek vereyim belki daha net olur. Mesela hamileydim. Bayağı 4 aylık hamileydim. Arnavutluğa gitmem gerekti. Gittim. Kaldığım otelin tuvaletinin suyu akmıyordu. Yani ama bunu gördüm ve gittim. Yani gene de gittim, orada oldum, işimi yaptım. Veya Semerkant'ta bir fabrika açıyorduk, Özbekistan'ın Semerkant'ında. Şantiyeye gidip orada işçi seçtim günlerce. Ve yemek için, her yer böyle değildir ama Özbekistan veya Semerkant'la ilgili negatif bir algı olmasın, ama çünkü bir, yani şöyle düşünün, bomboş bir alanın bir platonun üstünde kurulmuş bir fabrika, etrafta hiçbir şey yok. Yani tahta bir masa ve iki taburenin üstünde oturup yemek yiyeceğiniz bir lokanta, aşevi neyse. Yani önce bir üflüyorsunuz, böcekler, sinekler üstünden kalksın diye yemeğin, ondan sonra yiyebiliyorsunuz. Bunların hepsi bana bir şey kazandırdı. Ya ben oraya gidemem, burada hastalanırım, bunu yapamam gibi bir şey hiç demedim. Yani burada bir kadın erkek düşüncesi olmadı kafamda. Bunu herkes yapabilir, işini seviyorsan ve yapmak istiyorsan. Dolayısıyla başta hiçbir sorun yaşamadım. Biraz daha farklılaşma yukarılara çıktıkça oldu ve oluyor. Açık söyleyeyim. Hani ne zaman oluyor derseniz. Özellikle yönetimde daha çok erkek olan topluluklarda. Yani onların bir kendi aralarında konuşma şekilleri, bir güldükleri espriler, paylaştıkları, sizin çok içine giremediğiniz başlıklar var. Burada böyle bir ayrı kalıyorsunuz ister istemez. Yani futbol esprisine gülemiyorum. Arabayla ilgili bir işte bir şey, bu şirket için söylemiyorum sadece. Hani genelde erkeklerin merakı olan futbollar, arabalar. Bunlar bazıları anlamadığım, bilmediğim, neye güldüklerini ya da neyi tartıştıklarını bile değerlendiremediğim başlıklar. Bu da ister istemez bir geride, ayrı veya farklı kalıyorsunuz. Geride miyim, farklı kalıyorsunuz. Ben biraz daha bu kadın erkek işinden çok kadınlıkla ilgili şu sorunu yaşadım, ekleyeyim. Nedense bir analitik düşünebildiğini ikna etmek hep zorlandım. Yani daha cümlem bitmeden başlıyorum ve şunu aldım. Çok duygusalsın, çok romantik düşünüyorsun. Yani nedense kadınların hep duygusal ve romantik olduğunu düşünüyorlar. Kaldı ki öyle birisi de değilim. Dolayısıyla bu bir yafta. Yani bunu yedim oldukça sıklıkla.
Onların sohbetine zaman zaman katılamadığım için böyle biraz yukarıdan bakan, hani biraz uzak duran bir izlenim edindim. Bunu bana hissettirdiler diyebilirim. Ben asıl sorunları şurada yaşadım. Yani bu erkek kadın meselesini çok değerlendiremiyorum ama bence iş hayatının bütününde var. Yani üstüme gelindiğinde yılmadan cevap verebildiğim için, açıkça fikirlerimi ifade ettiğim için, alttan almadığım için, bildiğimi savunduğum için genel olarak olumsuz şeyleri daha çok burada aldım. Bunun pek bir kadınlık erkeklik meselesine olduğunu düşünmüyorum aslında. Buna alışık olmayan kültürlere birazcık söylemim. Yok, ama kadın bence tam da kadın erkek meselesi. Tam. Öyle tam kadın erkek meselesi. Çünkü alttan almayan, sözünü sakınmayan, görüşlerini savunan kadınlar her daim çok bilmiş, ukala ve cadaloz olarak nitelendiriliyorlar. Doğru. Bu benim pek çok arkadaşımla paylaştığım ortak bir görüş. Cadaloz demediler mi size, öyle sesinizi yükselt? Tabii dediler. Görüşlerinizi... Ama buna kadınlar da dedi, işin ilginç tarafı. Tülay Hanım, bu sadece erkek dünyasında karşılaşmadığım için söylüyorum. Ben onun için bu tarafa atıfta bulunacaktım. Evet, yani erkeklerin dünyasında sözünü sakınmadığınız zaman, alttan almadığınız zaman, bildiğiniz yolda gittiğiniz zaman cadaloz, işte uzlaşmasız, sert vesaire bu kavramlar görüyor ama ben benzer şeyleri kadın dünyasında da gördüm açıkçası. Bence zaten değişmesi gereken, bu son yıllarda inanılmaz değişti ama değişmesi gereken başlıklardan biri de bu. Yani kendi içimizden de yukarıya doğru giden, sivrilen, farklılaşan kişilere önce biz el vermeliyiz diye düşünüyorum. Yani onları kösteklemek yerine desteklemeliyiz. Bu iki taraflı bir şey. Bu bilinci kadınlar tarafında da yaratmak lazım. Bu da bir zaman içerisinde değişti, şimdi çok daha iyi. Ama halen bunun da iki taraflı olduğu görüşündeyim. Elbette iki taraflı. Çünkü kadınlar da erkekler gibi düşünüyorlar. Çünkü kadınlar da o ataerkil zihniyetle o noktalara geliyorlar ve yetişiyorlar. Hepimizin içinde, kodlarında var bunlar. O yüzden böyle düşünüyoruz. Biz de erkekler gibi düşünüyoruz ve bir kadını yaftalamaktan çekinmiyoruz. Kadın kadının kuzudur diye çok çirkin bir söz. Sırf bu yüzden çıkmış. Halbuki biz onu değiştirmek için uğraşıyoruz. Kadın kadının yurdudur. Öyle değil mi? Doğru. Öyle olması lazım. Siz yönetim kurulunda kadın derneği olarak da bunun amacında ilerliyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Siz evet, özellikle bu alanda yönetim kurulunda kadın derneğinin bir üyesi olarak ne görüyorsunuz? Kadınların önündeki en önemli engel ne? Kadınlar neden yönetim kurulunda olmalı ve ne yapılmalı? Yönetim kurulunda ben eğitim ve gelişim komitesinin başkanlarından biriyim. Yani bu 200'e yakın kadının yönetim kuruluna hazırlanması ile ilgili eğitim ve gelişimleri Banu ile beraber hazırlıyoruz. Bu süreçte de çok daha net onlarla beraber olabildiğim için her yeni gelen 60-70 kişilik grupla beraber gelen bütün kadınları görüyorum ve gurur duyuyorum gerçekten. Hakikaten çok çok iyi bir yeni ekip geliyor ve burada o sorunları daha az yaşayacağımıza inanıyorum bir kere. Kadınlar ne yapmalı? Bir kere yani eğitimlerine, tecrübelerine, bilgi ve becerilerine güvenmeli. Bu yönetim kuruluna hazırlanmak için de olabilir, iş hayatına hazırlanmak ve yukarılara çıkmak için de. Önce bir özgüvene çok ihtiyaç var, onu düşünüyorum. Motive edilmeyi beklememek lazım. Kendi kendimizi motive etmeyi, kendimizi alkışlamayı, kendimizi takdir etmeyi ve yola devam etmeyi becerebilmek lazım. Cesareti kaybetmemek lazım. Demin konuştuk. Birçok, karşılıklı birçok taraftan veya iş hayatının kendi içinde zaten cesaretimizi kıracak, moralimizi bozacak birçok şey oluyor. Mücadeleden yılmamak lazım. Ben mücadeleci biriyim ve bütün kaynağım buraya dayanıyor aslına bakarsanız. Çünkü bir hedef koyuyorum, bir amaç koyuyorum. O hedefe gitmek için her şeyi göze alıyorum. Demin birkaç örnek verdim. Bir kere
koşulları zorlayarak daha baştan eğitim almalılar. Bence en temel, hani çok jargon gibi gelecek ama eğitim aldıkça, bu bakış açısı ve bilgi seviyesi arttığı için eğitim almayı doğuda da batıda da her yerde de her koşulda eğitim almak için zorlamalılar. Ne kadar çok eğitim seviyemiz artarsa, iş dünyasında ne kadar çok fazla sayıda girersek, bizden ne kadar çok sayıda olursa, birbirini anlayan, destekleyen kadın sayısı arttıkça aslında az sayıda özel olmaktan, işte bu hani kadın erkek ilişkilerinin sorulduğu bir grup olmaktan eşit sayıda aynıya gideceğiz bence. Önce bir sayıyı arttırmamız lazım. Bu sayıyı arttırmak için de önce eğitim almaya istekli olmak lazım, mücadele etmeye hazır olmak lazım, amaçlar, hedefler belirlemek lazım. Alkış, takdir beklemesek de cesaretimizi kaybetmemek lazım. Aynı seviyede etki, karar ve bütün diğer mekanizmalara katılmaktan yılmamak lazım, korkmamak lazım, çekinmemek lazım. Bu özgüvenle ben yapamayacağımız hiçbir şeyin olduğunu inanmıyorum ama önce özümüze güvenmek lazım demin bahsettiğim gibi. Bir bölümü daha... Buyurun lütfen devam edin. Ya, lütfen ben bir kısmını cevapladım sorunuzun, diğer kısmını cevaplamadım diye tereddüt ettim, kusura bakmayın. Yok, lütfen devam edin, ben de onu hatırlatacaktım. Hı-hı. Yani genel olarak şirketlere veya kurumlara ne düşüyor bu konuda diye düşünecek olursam aslında yani önce tabii büyük resimde ülke yönetimlerine çok şey düşüyor. O ülkenin bu kadınların iş hayatına katılımı destekleyen ciddi, samimi, hakiki politikalar olması lazım. Yani zorunlu olmalı. Ben mesela kotadan tarafım. Bu yani iyilikle olmuyorsa böyle olması lazım. Böyle başlayacağız, artacağız, sonra kotasıza döneriz. O yüzden gerçekten ülkelerin bunu destekleyen samimi politikaları olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu çok net artık. Kota olması lazım dediniz ya, onu tam açık haliyle söyleyebilir misiniz? Konuyu bilmeyenler açısından açık şekilde ifade etmek daha iyi olur sanıyorum. Yönetim kurullarında kadın sayısının belli bir oranda olmasına ilişkin bir kota rakamının belirlenmesi, bir oran olması gerektiğine inanıyorum. Yani yönetim kurullarında belli bir oranda kadın bulunması, zorunluluğunun getirilmesine inanıyorum. Açık söylemek gerekirse. Özellikle başlangıçta, yani bu 50'li, 40'lar, 50'ler en azından eşit rakamlara, yönetim kurulundaki kadın ve erkek temsilinin eşit rakamlara gelmesine geldikten sonraya kadar bu kotanın zorunlu olduğu. Benim görüşüm, herkes buna katılmayabilir. Ama ben böyle olması gerektiğini düşünüyorum açık söylemek gerekirse ve hakikaten ülkelerin, devletlerin bu konuda ciddi politikalar almaları ve hızla hayata geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten kadınların ekonomiye, istihdama katılımının nasıl bir ivme yarattığını, nasıl bir gelişme yarattığını birçok gelişmiş ülkede de görüyoruz, şirketlerde de görüyoruz. Tabii kurumlara biraz inecek olursam, kurumların da yazılı çizili bu konuda destekleyici politikalar olması lazım. Bizim böyle politikalarımız, bir kere bütün sistemdeki prosedür uygulamalarımızdan kadın erkek eşitsizliğine yönelik olan bütün var olabilecek, varsayılabilecek başlıkları, imaları, yazıları, kuralları değiştirdik. Her şey eşit. İç politikaların, şirketlerin bütün iç prosedürlerinin, uygulamaların tamamen bu eşitlik üzerine kurulu. Hatta bizde olduğu gibi eşitlerden yana bir kadını seçme özelliğinin gene belli bir süre devrede olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunların yazılı çizili net tarif edilmiş politikalar olması ve denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani gerçekten SGK bizi nasıl birçok konuda denetliyorsa, gelip kadın oranınız ne oldu? Eşit sayıda YK'nız var mı? Veya eşit sayıda müdürünüz var mı? Gerçekten bunu istiyorum. Bu seviyede ciddi desteklenmesini. Kadınların doğal olarak farklılıkları var. Fiziksel farklılıklarımız var. Ama en önemli süreç, bunun bir araştırmada da gözlemlemiştik hep beraber. En önemli zorluk annelik süreci. Annelik sürecinde kaybediyoruz kadınları. Yani çok büyük bir kayıp, eğitimli bir kadın olsa bile ondan sonra başlıyor. Yani çocuğu bırakacak yer yok, bunun için ilgili geliri yok.
veya annelik içgüdüsüyle bırakmamam lazım, bunu hissediyoruz birçoğumuz. Dolayısıyla bu özel annelik dönemine ait, bu özel döneme ait destekleyici uygulamaların olması, onların hayatını kolaylaştırıcı bir takım uygulama olması, yani mutlaka gerçekten kreş uygulamasının kesinlikle zorunlu olması lazım. Evet, yazı çizi üstünde var ama kim denetliyor, kim bakıyor, kaç şirket yapıyor? İşte kurumsal şirketli olarak ben bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. Bizim şirketimizin böyle bir uygulaması var örneğin. Onun dışında genel ana stratejilerine daha fazla kadını çalışmaya yöneltecek bir takım hakikaten net tarif edilmiş, onları heveslendirecek ve daha girişken olmalarını sağlayacak uygulamalar hayata geçirmek lazım. Biraz önce biz de yaptığımız gibi uygulamaları ve bunu kadınları çekici hale getirecek, onları çekecek uygulamalarla destekleyerek daha fazla kadını çalıştırmamız lazım. Yani işte eşitlik olduğunda gerçekten kadın ve erkek sayısının belli bir oranda birbirine yakın veya eşit olduğu ortamlarda hakikaten çalışma refahı, iş ortamı, iş sonuçları, birlikte çalışma keyfi müthiş oluyor. Bunu ben kendim de yaşadım, gözlemledim de, gördüm de. Bir de erkekleri de burada role soyundurmak lazım diye düşünüyorum. Hep bu kadınların işiymiş gibi anlaşılıyor Tülay Hanım. Hiç böyle bir şey yok. Bizim derneğimizde de bunun çok güzel örnekleri var. Hem danışma kurulumuzda hem mentorlarımızda. Erkeklerin de bu işe soyunması lazım. Yani kadınlara yönelik, kadınların iş hayatına katılımına yönelik bizim derneğimiz gibi benzer bütün oluşumlara erkeklerin dahil olması ve onların da desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu bir rol model olarak bunu göstermeleri, diğer erkeklerin de bunu gözlemlemesi, buradaki erkek bakış açısıyla bunları nasıl değerlendirdiğini diğerlerine anlatmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani erkekler de kadınların iş hayatına girmesi konusunda çok daha açık ve net tavırlarını ortaya koyarak bu gelişimlere, bu oluşumlara destek vermeliler. Bir de bunu düşünüyorum. Kesinlikle sorumluluk almalılar. Çünkü kadın sorunları dediğimiz aslında bir insan hakları ihlali ve bu ihlalin ortadan kalkması için herkes bir şeyler yapmak zorunda. Ki bu ihlale sebep olan da erkekler. O zaman erkekler bu sorunu çözmek için ellerini taşın altına koymalılar. Demin anlatırken kadınlar neden çalışma hayatında olmalı kısmında elbette kadınların yer almasının nasıl bir katkı sağladığını söylediniz ama ben biraz altını çizebilmek için tekrar sormak isterim. Bir kadın çalışınca ne oluyor? Hem kişisel gelişimi açısından soruyorum bunu, hem şirketler hem de ülke ekonomileri açısından soruyorum. Çünkü çok önemli bir şeyin söylediniz siz, anne olunca kadınları kaybediyoruz diye. Kadınlar aslında şöyle düşünüyor. Ya başkasına baktırmayayım, imkanım da yok, kreş de yok, bakıcıya verecek para da yok. Ne yapayım, çalışmayayım, kendim bakayım. Bunu dedikleri anda çocuklarına aslında en büyük kötülüğü yapmış olmuyorlar mı? Çünkü çalışma hayatı aynı zamanda kadının kişisel gelişimini ve dolayısıyla çocuğuna aktaracağı bilgilerin de artmasını ve gelişmesini sağlamaz mı? Sağlamıyor mu? Çok çok haklısınız. Ben de anneyim. Sonuç olarak çok yoğun bir tempoda çalışırken hamile olduğumu öğrendim. Ve hiç ama ara vermeyi hiç düşünmedim. Çünkü çok keyif aldım, çok sevdiğim bir iş yapıyordum. Sadece 3 ay ara verdim. Cuma günü işten ayrıldım, doğum iznine çıktım. Cumartesi günü doğum yaptım. Ama tabii hani şanslı bir hamilelikti diyelim. Ve sonrasında da çalışmaya devam ettim. Ben bugün oğlumun bu nedenle sağlıksız veya ruhsal sorunlar yaşayan biri olduğunu hiç düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Çünkü tam tersine bugün o da çalışıyor. Koca bir adam oldu 28 yaşında ve hayatı paylaştık. Yani ev işini de paylaştık. O da durumu gördü, bir ucundan tuttu. Anneme yardım etmem lazım dedi. Bugün çalışırken birbirimizle çok keyifli iş sohbetleri yapabiliyoruz. Ama her zaman ona vakit ayırmayı da bildim. Yani
İş bitti ve mutlaka onunla bir vakit geçirmek, her seyahatimizi beraber yapmak, bir konsere gideceksek, sinemaya gideceksek önce ona teklif etmek. Bu birlikteliğin tadını çıkarmayı da hiç ihmal etmedim açıkçası. Genel olarak soracak olursam bir kere kadınlar özgür olmak için çalışmalı. Yani ekonomik özgürlük çok çok önemli bir güven getiriyor. Ve bu güven elde var bir oluyor. Yani bu güvene sahip olduğunuz zaman zaten bir omuzlarınız şöyle kalkıyor ve eşit şartlarda izleyebilmeniz daha kolay oluyor. Sonra kadınlar Tanrı'nın tıpkı erkeklere verdiği gibi onlara verdiği aklı kullanmak için çalışmalı. Yani hepimizin bir zihni ve aklı var. Bunu kullanmamız lazım. Bunu bize üretmek için verdi Tanrı. Bildiklerimizi paylaşmak, değer yaratmak, bir şey üretmek, fayda sağlamak için çalışmalıyız. Tabii bunu önce kendimiz için, yani ben bunu hep hissettim. Neden çalışmayı seviyorum? Şu anda 37 yıl oldu iş hayatım. 37. yılındayım. Çünkü bir şey ürettikçe, bir amacın peşinde koşup ona vardıkça, insanların hayatını etkiledikçe, birilerinin hayatına dokundukça, ortaya bir ürün çıkarttıkça, en önemlisi bir iz bıraktıkça, yani geçmişte bunları yapmıştın ve bunlar süre geliyor, halen devam ediyor denebileceğini düşündüğüm şeyler için inanılmaz gurur duyuyorum, inanılmaz keyif alıyorum, daha da şevkleniyorum, daha da çok çalışmak istiyorum 60 yaşında olmama rağmen. O yüzden önce kendileri için çalışmalı kadınlar bence. Yani kendi bilgi, becerileri için, özgürlükleri için, akıllarını kullanmak için, yıllarca aldıkları eğitimi hayata geçirmek için. Sonra tabii daha büyük resimde hep onu düşündüm. Ben ülkem için ne yapıyorum? Bu ülke için ne yapıyorum? Dünya için ne yapıyorum? Burada ne fark yaratıyorum? Hem kendileri için hem ülkeleri için. Hem dünya için bir fark yaratmak için çalışmak zorundayız. Hepimiz biz özel bir kişi olduğumuz için bir iz bırakıyoruz. İmzamızı atıyoruz bu dünyaya, bu ülkeye, bu aileye. Dolayısıyla bunun keyfi inanılmaz bir şey. Yani geçmişe bakıp şunları şunları yaptım, bu kadar insanın hayatını değiştirdim, şu değişimlere geçirdim, kendimle ilgili de bunları öğrendim, böyle bir evlat yetiştirdim, böyle bir eş oldum. Burada bir şeyler yazabiliyorsanız sahnenize, bir şeyler koyabiliyorsanız, bir şey görebiliyorsanız bu hiçbir şeyle karşılaştırılamaz. Paha biçilmez bir keyif gerçekten. Bütün kadınlar bu keyfi yaşasın. Bütün kadınlar. Bu keyfin ne kadar önemli ve değerli bir şey olduğunu görsünler istiyorum açıkçası. Herhalde daha iyi ifade edilemezdi. Çünkü gerçekten de kadınlar eğer ekonomik güce sahip değillerse, çalışmıyorlarsa, kendi paralarını kazanmıyorlarsa, en çok canımızı acıtan şiddete de boyun bükmeye devam etmek zorunda kalıyorlar. Oysa o kadının bir işi olsa, parasını kazanıyor olsa, hiç kocasına muhtaç olmayacak ve eğer o evde şiddet görüyorsa, kapısını kapatıp kendi işinde çalışıp parasını kazanıp kocasına muhtaç olmadan ve şiddetten kurtulmuş bir hayat içinde yaşama şansına sahip olacak. En önemlisi de herhalde bu olsa gerek diye düşünüyorum. Çok güzel bir söyleşiydi. Bu söyleşiyi noktalarken İstanbul Sözleşmesi'ni anmamak olmaz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Cumhurbaşkanının malum kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'ye çekildiğini açıkladı. Temmuz ayına kadar işlemler devam edecek ama bu esnada pek çok kadın örgütü ve iş dünyasındaki örgütler de buna karşı bir duruş sergileyip İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmaması gerektiğini açıkladılar. Siz ne dersiniz? Biz de dernek olarak zaten bunu çok net dile getirdik ve hemen bu konuda bir ne düşündüğümüzü açıklayan bir beyan yaptık. Yazılı halde de bunu sunduk. Tabii ki devam etmek lazım. Ve bunu mutlaka bu kararla ilgili değerlendirmelerin gözden geçirilmesi lazım diye düşünüyorum. Bunu zaten hep birlikte de hani ilk tepki veren galiba gruplardan biri bizim derneğimizdi. Hızla anında bir beyan hazırladık. Bunu dile getirdik. Derneğimiz adına bunu açıkça birçok alan. Halen aralarda gene yayınlıyoruz. Yani bir günde de kalmadı. O sürekli
o günden bugüne gündem olarak devam ediyor bizim cephemizde de. Neden kalmalı peki sizce İstanbul Sözleşmesi'nde Türkiye? Bu çok önemli. Bunun hani bir günlük bir karar değil, bunun aksine daha da geliştirilmesi gereken ve hani daha da ileri boyutlara götürülmesi gereken bir belge diyeyim. Hani İstanbul Sözleşmesi ya ismi neyse, bu kalıcı olması lazım, unutulmaması lazım, öneminin vurgulanması lazım. Hatta daha da ileriye götürülmesi lazım. Umarız Cumhurbaşkanlığı bu seslere kulak verir. Çünkü pek yani kadın örgütleri tamamen buna yönelmiş durumda. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmaması tam aksine sözleşmenin bütün maddelerinin uygulanabilir hale getirilmesi için çaba gösteriyorlar. Umarız gerçekleşir. Çok teşekkür ediyorum. Sizi yakından tanıma imkanı bulduk. Güzel güzel söyleştik ve en çok da eşitliğin sağlanması için yaptığınız çalışmaları öğrendik. Benim için hakikaten çok etkili ve kaliteli bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim size bu imkanı verdiğiniz için, bu güzel, keyifli sohbet için. Teşekkür ediyorum gerçekten Tülay Hanım. Sağ olun.